Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi almak üzere Kamu Baş Denetçisi Türkiye Optusmanı Sayın Şeref Malkoç konuğumuz olacak. Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında kendilerine soru soracağız. Kamu Denetçiliği Kurumu nedir? Vatandaşlar Kamu Kurumu Denetçiliği hakkında ne biliyor? Neler yapması gerekir? Hakkını aramak için ilk nereye başvurması gerekir gibi bizzat konunun kendisinden, yani Kamu Baş Denetçisi Türkiye Optusmanı Sayın Şeref Malkoç'a sorularımızı soracağız. Sayın Malkoç, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ankara'da, başkentinden Sakarya'ya, Sakaryalı hemşehrilerimize saygılar, selamlar. Teşekkür ediyorum Sayın Malkoç. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Tabii olan hadiseler ister istemez insanı etkiliyor. Örneğin bugün Sakarya'da bir şehidimiz vardı. Evet. Rahmetli Selim Gedik. Allah gani gani rahmet eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Biz şehitlerin o mücadeleleri sayesinde kalbi imanlı, dili dudaklı, dili dualı insanların sayesinde 1000 yıldan beri bu coğrafyadayız. O açıdan bugün Sakarya'da defnedilen Selim kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca yine Sakarya'nın yetiştirdiği güzel insanlardan Gaffar Okan beyefendinin de vefat ölüm yılı, şehit edilişinin yıl dönümü. Sakarya bu güzel insanlarla dolu bir şehrimiz. Anadolu coğrafyası böyle ama bazı iller var Sakarya gibi. Onlar daha da öne çıkıyor. Her iki şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Tekrar ifade ediyorum. Biz bu güzel insanların vatan ve millet uğruna mücadele ederken şehitlikleri sayesinde bu coğrafyada ayaktayız. Evet, çok doğru sözler söylediniz. Evet, bu güzel sözleriniz için de teşekkür ederim. Biz de bugünkü defnedilen şehidimizi saygı ve minnetle analım. Evet, Sayın Malkoç, önemli bir kurumun başındasınız ama bu kurum ne kadar çok biliniyor ya da bilinmiyor? Evet. Ya da bilinse de kaç kişi başvuruyor, kaç kişi değerlendiriyor? Bu konular hakkında sorular soracağım. Siz de cevaplayacaksınız daha iyi bir şekilde. Yani bilmeyenler için Kamu Denetçiliği Kurumu nedir Sayın Malkoç? Hüseyin Bey, şimdi Kamu Denetçiliği Kurumu ismi vatandaşa çok sıcak gelmiyor. Evet. Siz de zaman zaman telaffuz ederken zorlandığınızı hissediyorum. Evet. Kamu deyince hani devletle ilgili bir şey, denetim deyince acaba maliye mi, müfettişlik mi falan gibi. Halbuki yok. Bu denetçilik kurumu halkın idare karşısında hakkını arayan bir kurum. Yani bir hak arama kurumu. Yani vatandaşın yanında olan bir kurum bu denetçilik kurumu. Ve güçlü olan idare karşısında vatandaşın avukatlığını yapan bir kurum. Yani halkla idare arasında bir bakıma arabulucu, halkla idare arasında bir bakıma hakem ama aynı zamanda da yani halkın avukatlığını yapan bir hakem, halkın bütün bu halka bu hizmetleri verirken idarede onun idare karşısında onun hakkını ararken vatandaştan da ücret almadan bunu yapan bir kurum. O açıdan belki sizlerin aracılığıyla, Sakaryalıların ve diğer yayıncı kuruluşlar aracılığıyla bütün Türkiye'nin Kamu Denetçiliği Kurumu'nu daha yakından tanınması gerekir. Yani kısaca söyleyeceğim şu, Kamu Denetçiliği Kurumu dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, evet, güçlü olan devlet kurumları karşısında, idare karşısında halkın hakkını aramaz. Kim başvurdu bir hakkı aramaz mı? Şimdi Sakarya'da Büyükşehir Belediye'miz var veya alt belediyeler, ilçe belediyeleri var değil mi? Evet. Şimdi bunların verdiği değişik hizmetler var. İşte suyu ulaştırma, çöp toplama, kaldırımları yapma veya otobüs hizmetleri veya imar benzeri hizmetler. İşte Sakarya'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir arkadaşımız
bu hizmet alımlarından dolayı bir zorlukla karşılaşırsa, bir sıkıntı çekerse, kendine haksızlık yapıldığına inanırsa, Hüseyin Bey mahkemeye gitmeden önce kamu denetçiliği kurumuna gelmesini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Eğer bir kurum karşısında, ben belediyeden örnek verdim, ama bunu valiliklerle, kaymakamlıklarla, orada bulunan, yani Sakarya'da bulunan bütün il, ilçe müdürlükleri, yani devletin bütün kurumlarıyla yaşanan sıkıntılarda bize başvurabilir halkımız. Peki Sayın Malkoç, bu mahkemeye gitmeden önce bize gelsin diyorsunuz. Peki bu ücretsiz bir şekilde verildiğini söylediniz. Bir avukatlık ücreti yok, bir herhangi bir ücret yok vatandaşa şey verilen. Peki mahkemeden daha mı hızlı oluyor size gelirse? Mesela benim bir sıkıntım var. Mahkeme değil de ilk size gittim. Daha mı hızlı sonuç alırım? Şimdi Hüseyin Bey, biliyorsunuz adalete ulaşmada 3 unsur önemlidir. Bir, başvurunun kolay olması. İki, başvurunun ücretsiz veya az ücretli olması. Üç, kararın hızlı çıkması. Şimdi kamu denetçiliği kurumu bunun üçünü de karşılayan bir kurum. Bakın, bize çok kolay başvuruluyor. Yani bizim sitemize girilirse veya telefona bilgi alınırsa www.gov.tr'ye girildiğinde hemen bize nasıl başvurulacağı gösteriliyor. Çok kolay başvuruluyor. Yani mahkemeye dava dilekçesi yazmak gibi şekil şartı yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani vatandaş çok kolay ulaşır bize. İkinci özelliğimiz, hani mahkemelere başvururken harç parası, pul parası, avukat parası ödeniyor ya, bize bunların hiç alınmıyor. Yani vatandaşın kendi başvuruyor, avukat parası yok, harç parası yok, pul parası yok, şahit parası, bilirkişi parası. Bunların hepsini bizim kurum karşılıyor. Hüseyin Bey, üçüncü özelliğimiz de bize başvurulduğundan itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Şimdi böyle güzel kurum ama yeterince belki tanınmıyor. Yani halkın idare karşısında başı dara düştüğünde veya kendisine haksızlık yapıldığına inandığında, eşitsizlik, adaletsizlikle karşılaştığında, hissettiğinde sorunun çözümü için önce idareye başvuracak. Bu sorun çözülmüyorsa mahkemeye gitmesin diyoruz. Mahkeme hakkı saklı. İstediği zaman mahkemeye gidebilir. Ama mahkemeye gitmek biraz masraflı, külfetli. Onun yerine bize gelsin diyoruz. Şimdi Sayın Malkoç, teknoloji gelişiyor. Herkesin artık bir akıllı telefonu var cebinde. Rahat bir şekilde, hani dediniz ya, evrak işleri var, avukata gidiyor. Biraz zorlu bir süreç, mahkeme süreci. Buradan bir tıkla, telefonla hemen bize şikayetlerini yazabilirsiniz diyorsunuz. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Herkesin elinde bir akıllı telefon. Peki bu kamu denetçiliği kurumu neden yaygınlaşmadı sizce tam olarak? Şimdi bu kurum Türkiye'de yeni bir kurum. Evet. 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle anayasanın 74. maddesinde düzenlendi. Ardından 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 6328 sayılı kanunla kanunlaştı ve 2013 yılında çalışmaya başladı. Yani yeni bir kurum olduğu için belki yeterince duyulmuyor. Ama bakın, biz illere gidiyoruz, kendimizi tanıtıyoruz. Onun dışında birçok faaliyetlerimiz var, kararlarımız haberlerde yayınlanıyor. Veya işte sizlerle program yapıyoruz, programda kurumu tanıtmaya çalışıyoruz. Hüseyin, bu biraz da vatandaşımızın hak arama konusundaki kültürüyle alakalı bir şey. Evet. Şimdi bakın, sizleri bizleri Sakarya'da yüzlerce, binlerce insan seyrediyor şimdi. İnanıyorum ki bundan sonra idareyle herhangi bir sıkıntıları olduğunda mahkemeye gitmeden önce
kamu denetçiliği kurumuna gelecekler. İşte sizlerle yaptığımız bu program gibi programları Türkiye'nin 81 ilinde yapıyoruz. Şimdi şunu memnuniyetle belirteyim. Türkiye'de hak arama yolları çok çeşitli ve çok var. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu var. Veya da Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu var. Veya çok yaygın bilinen neresi var? CİMER var. Evet. Şimdi CİMER'in bu kadar yaygın bilinmesinin sebebi ne? Çünkü başında Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız dünya markası bir lider. Dolayısıyla orası çok daha biliniyor. Ama fark etmez, vatandaş CİMER'e de başvurabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na da, Kamu Denetçiliği Kurumu'na da, mahkemeye de başvurabilir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki Türkiye'de hak arama yolları çok fazla, yaygın. Evet. Ve bunlar işliyorlar. Ya bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu. Bu hak arama kurumlarından bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu. Sayın Malkoç, bu az önce CİMER'e değindiniz. CİMER'le Kamu Denetçiliği Kurumu arasındaki fark nedir? Mesela vatandaş bir kurumdan rahatsız, şikayetleri var. Somutlaştı. Bir örnek ver. Mesela yani, atıyorum. Hayvanı vardır, kalmıştır. Tarım İlçe Müdürlüğü'ne müracaat etmiştir. Gelip bakmamışlardır. Evet. Tohum istemiştir ve biraz somutlaştırırsanız daha iyi anlaşılır. Şimdi mesela evet. Atıyorum. Bir elektrik dağıtım şirketinde abone başvurusu yapıyor, her şeyi ödüyor ama elektriği açılmıyor bir türlü. Şikayet ediyor, tekrar yine açılmıyor, geciktiriyorlar sürekli. Evet. Ve bunu şikayet edecek. Artık farklı o kuruma değil de farklı yerlere şikayet edecek. Burada CİMER var aklında olan vatandaşın. Bir de şimdi öğrendiği Kamu Denetçiliği Kurumu var. Evet, çok haklısınız. Şimdi diyelim ki vatandaş elektrik bağlatacak, bütün işlemleri yapmış, gerekli harcamaları yapmış, bağlanmıyor. Şimdi normalde bunun yapması gereken şey kurumdan bunu istemesi. Evet. Ya kardeşim niye bağlanmıyorsunuz bunu? Evet. Cevap vermediler veya oyaladılar. İşte o zaman bu bahsettiğimiz kurumlara başvurabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe yazabilir. CİMER'e başvurabilir, kamu denetçiliğine başvurabilir. Bunların hepsinin işleyişi ayrı ayrı veya mahkemeye gidebilir. Şimdi örneğin CİMER'e başvurdu. Evet. Değil mi? Hem Cumhurbaşkanlığındaki arkadaşlar vatandaşın Sakarya'dan Hüseyin Yılmaz'ın şikayetini alıyorlar. Hemen ilgili elektrik kurumuna, Sakarya'daki elektrik kurumuna bak Hüseyin Yılmaz 25 Ocak 2021'de sana müracaat etmiş, elektriğini bağlamamışsın diye oraya soruyorlar, elektriğini bağladılar. Şimdi Türkiye'de yürütmenin başı, devletin başı kim? Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi o ilgili elektrik idaresi Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir bu bilgiye karşısında eğer herhangi bir hukuki mesele yoksa İşi çözmesi gerekiyor. Veya CİMER'e başvurmadı, kamu denetçiliğine başvurmadı. Evet. Bize başvurduğunda da biz bunu alıyoruz. Önce buradaki bizim arkadaşlarımız Sakarya'daki elektrik idaresi veya belediye veya valilik neyse ilgili kuruma. Orayı arıyorlar. Tabii ilgili kurumu. Bak Hüseyin Yılmaz'ın böyle böyle bir müracaatı var. Niye bağlamıyorsunuz elektriğini? Bir hafta geçti, bir ay geçti. Niye bağlamıyorsunuz? Hukuki bir eksikliği mi var? Evrağı mı eksik vermiş? Yapmadığı bir şey mi var? Hemen biz de önce iletişim kurarak dostlarına çözmeye çalışıyoruz. Ama daha olmadı. Evet. Elektrik idaresi bu konuda yanlışında ısrar ederse biz de gerekli işlemleri yapıyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok güzel. Peki bir karar yaptırım gücü var mı kurumunuzun? Şimdi bakın, bu kurumlar niçin var? Ben bahsettim, ombudsmanlık kurumu bir hak arama kurumu. Evet. Vatandaşla idare arasında bir avucu, bir hakem. Evet. Elbette bunun bir müeyyidesi olacak.
Elbette bu bizim kararımız. Bizim kararımız yol gösterici bir karar. Tavsiye kararı. Ama biz bu kararı vermek için bu kadar uğraştık. Bilgi belge topladı, uzmanlar çalıştı. Baş denetçinin ombudsman imzasıyla geldi. Bunu niye uygulamıyorsa bize bildirecek. Ama öyle hukuk dışı keyfi bir uygulama yaparsa biz hangi kurumsa o kurumu hukuka uymayan kurumlar listesinde ilan ederiz. Bu önemli bir olay. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu şikayet ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi onu çağırır. O kurumun ikilisini hesaba çeker. Hüseyin Bey, şunu memnuniyetle ifade edeyim ki kamu denetçiliği anayasal bir kurum. Evet. Ve bağımsız bir kurum. Bakın bize herhangi bir merci tayin etmiyor. Bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Milletvekillerinin oylarıyla geliyoruz buraya. Evet. Bütçemiz bağımsız. Ve bizim çalışmalarımız esnasında hiçbir makam, hiçbir merci, hiçbir mevki bize emir veremez, talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. Bu dediklerim kanun yazılı olan şeyler. Evet. Şimdi böyle bir kurumun kararına idare uymayacak. Çok önemli bir konuya parmak bastınız aslında. Yani hiçbir görevlisi Hüseyin Bey, evet. Bak bugüne kadar kararımızla uymamakta ısrar hiçbir kamu görevlisi o koltuğunda kolay kolay kalamadı, oturmadı. Bu açıdan kamu denetçiliği kurumu kamuoyunun vicdanıdır. Bir hakkaniyet kurumudur. Bir hukuk kurumudur. Kararları rastgele bir karar değildir. Kararları anayasaya, hukuka, Yargıtay, Danıştay kararlarına dayanarak verilen kararlardır. O açıdan yeter ki vatandaşımız haklı olsun, yeter ki vatandaşımız bize müracaat etsin. Ben, bilmiyorum anlatabildim. Evet, çok iyi anlattınız. Ciddi bir yaptırım gücü varmış aslında. Yani ilk başta dostane ilişkiler üzerinden kurulup sorunu çözme odaklı bir kurum. Sorun çözülmemeye başlandığında karşılıklı mesela yapmadı, o zaman kurumda sertleşmeye başlıyor. İlk önce bir dostane şekilde ilk çözümü, yani çözümü sunmaya çalışıyor vatandaşa. Olmadığı zaman kızgın yüzünü mü gösteriyorlar diyeyim, ne diyeyim, öyle diyeyim. Şimdi Hüseyin Bey, bakın Türkiye'de son 20 yılda olağanüstü güzellikler yaşandı. Şimdi okulların kalitesi arttı, fiziki mekanlar okullarda arttı, öğretmenlerin nitelikleri daha da gelişti, hasta hizmetleri dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde olmayan hizmetlerle telendi. Yollar, otoyollar, deniz yolları, dere yolları, hava yolları fevkalade güzel oldu. Türkiye nüfusu 90 milyona yaklaştı. Şimdi bu kadar hizmetin yapıldığı yerde devlet demiş ki bak bu hizmeti veren insanlar, örneğin belediyede bu hizmeti sunanlar, örneğin kaymakamlıklarda, valiliklerde bu hizmeti sunanlar veya bakanlıklarda vatandaşa bu hizmeti sunarken yanlışlık yaparsa, eksiklik yaparsa, hatası, kusuru, kabahati olursa işte kamu denetçiliği kurumuna gelsin. Kamu denetçiliği kurumu da bu hizmetteki eksikliği, noksanlığı tespit etsin, dersin. Bir yandan da hizmet kalitesini yükseltiyor bu kurum. Yani hizmetin kalitesini artırmak. Tabii ki. Vatandaşın memnuniyetini artırmak. Şimdi Sakarya'daki bir insan belediyeyle, valilikle veya diğer müdürlükle yaşadığı bir sorunu biz çözdük diyelim. Diyecek ki bak ne güzel ülkem var, ne güzel yöneticilerim var, yanlışlıkla çözen kurumlarımız var. Yani her bir hizmet, her bir hizmetin kalitesinin artması, Türkiye'de yaşayan 90 milyon insanımızın memnuniyetinin olması, ülkemizin güzelleşmesi. Hüseyin Bey bak, Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. Ekonomik büyüklük olarak dünyada 17. Nüfus olarak, coğrafya olarak
Fevkalade önemli bir yerde. Şimdi biz bu ülkede belediye hizmetlerini dünyanın en iyi hizmeti olarak sunmak durumundayız. Eğitim hizmetlerinde Almanya, Amerika ile Japonya ile yarışmak zorundayız. Hastane sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden olmak zorundayız. Üniversitemiz dünyanın en iyisi olmalı. Sakarya'da diyelim ki caddeleri süpüren arkadaşımız, temizlik hizmetinde çalışan arkadaşımız dünyanın en iyisi olmak zorunda. Kaymakamlarımız dünyanın en iyisi olmak zorunda. Valilerimiz dünyanın en iyi kaliteli hizmetini sunmak zorunda. Çünkü bizim insanımız eli öpülesi insan. Anadolu'nun insanı fedakar insan. Çocuğunu askere gönderiyor. Çocuğu vatan millet için şey olarak geliyor. Gözünü kırpmıyor. Vatan sağ olsun diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. O açıdan Türkiye'de yapılan bütün hizmetlerin en iyisini yapmak zorundayız. İşte bu hizmeti aksatan bir görevli olursa veya bu hizmet iyiyse bunu düzeltmek gerekiyor. Bunu düzelten kurumlardan biri de kamu denetçiliği kurumu. Ne güzel. Evet. Kolay başvuruyor. Başvurudan ücret almıyoruz. Ve 6 ay gibi kısa zamanda çözüm üretiyoruz. Ben vatandaşın yanında idareciye yol gösteriyoruz. Evet. Ben evet, bu kısa sürede bu çok kolay başvuru yapılabiliyor. Teknoloji de ilerliyor. Ben kısa sürede bu kurumun ileride çok büyüyeceğine inanıyorum. Yaygınlaşacağına inanıyorum çok kısa sürede. İnsanlar bunu çok sık kullanacaklar. Yani mahkemeye gitmek biraz yorucu, evet. Ama bunu bir cep telefonuyla direkt ben şikayetimi yazabiliyorum, yapabiliyorum. Ve kısa bir dönüş alabiliyorum, yani kısa sürede dönüş alabiliyorum. Ve ben bu kurumu kısa sürede çok yaygınlaşacağına inanıyorum. Şimdi yani sizde nasıl konusu... yani yıllara göre şu anki mesela vatandaşın ilgisi giderek artıyor değil mi kuruma ya da artmıyor mu? Şöyle söyleyeyim, bakın bu kurum kurulduğunda başvurusu 4000 civarındaydı. Yani 6-7 sene öncesinden bahsediyorum. Evet. 2020 yılı itibariyle başvuru sayısı 100.000'i buldu. Biz 2020'de bize yapılan 100.000 başvurunun, bakın dikkat edin, 95.000'e yakınını kara bağlamışız. Evet. Ve vatandaşın derdine çözüm bulmuş. Vatandaşın dert ortağı olmuşuz. İdarecilerimize göstermişiz. Ve vatandaşın mahkemede açacağı belki 200.000-300.000 davanın önüne geçmiş. Ne güzel değil mi? Evet, işleri hızlandırmış. Değil mi? Çok, çok güzel atasözlerimiz var. Birinde diyor ki, dertler paylaşılacak küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki devlet bütün kurumlarıyla vatandaşa hizmet ediyor. Bu hizmet etme esasında eğer hizmette bir kusur varsa, bir aksama, bir eksiklik varsa onu da biz çözeceğiz. Bize gelsin diyoruz. Şimdi çok önemli bir kurum Sayın Malkoç. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda, bu haftalarda bir hukuk reformundan bahsediyor, bir reformdan bahsediyor. Çok şikayet alıyordu Türkiye'deki adalet sistemi, kanunlar falan. Bir reformlardan bahsediyordu. Peki, kurumunuzun bu reformlar arasında bir yeri var mı? Şimdi, yaşı müsallanlar hatırlar Türkiye son yıllarda ne kadar önemli mesafeler aldı. Herhangi bir kamu kurumuna gideceksiniz, nüfus cüzdanı, sabıkasızlık kaydı, ikamet belgesi, bütün bunları toparlayan için Allah'ın gününe kadar zaman vakit geçer. Şimdi hepsi elektronik ortamda oluyor. Evet, edebiyat çok büyük. Güzel... Milletvekilliği yaptım. İki dönem Trabzon milletvekilliği yaptım. 21. dönem. Değil mi? Evet, 20 ve evet. 21. dönem, doğru. O milletvekilliği sırasında zamanımızın önemli bir kısmı
Sakarya'dan, Trabzon'dan, Karadeniz'den, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen arkadaşlarımıza hastaneden, doktordan randevu alma istemek de geçerdi zamanımız. Ama şimdi ne güzel, hastanelerimizin sayısı arttı, doktorlarımız çoğaldı, hastane personelimiz arttı, kalite arttı. Veya üniversiteler, Türkiye'nin 81 ilinde üniversite açıldı. Öğrencilerimiz çalışınca dünyaya açacaklar. Şimdi bu hizmetler arttı. Evet. Şimdi bu hizmet ne güzel çoğaldı. Şimdi bunlar hep reformlarla, yani ilenmeyle oldu. Şöyle denebilir ya, Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıldan beri başbakan veya cumhurbaşkanı. Ne gerek var bu reform? Öyle değil. Şimdi 10 sene önce, bakın, veya 20 sene önce cep telefonu geldiğinde önemli bir reformdu. Ama hatırlarsanız önceden de ucundan anten olan telefonlar vardı, değil mi? Evet. O da cep telefonu. Sonra gelişti gelişti, cep telefonları kalitelileşti. Şimdi akıllı telefonlar oldu. Film çekiyorsun, evet. Sosyal medyaya film çekiyorlar, film çekiyorlar. Reform bu. Reform bu. İşte Cumhurbaşkanımız da hayatın akışına uygun olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yeni ihtiyaç karşısında da yeni düzenlemeler yapıyor. Bu reform demek yenmedir. Yani çocuğumuzun okula gittiği, okulun kalitesinin artması, eğitimin kalitesinin artmasıdır reform. Türkiye'de kaliteli doktorlarımız var. Bunların daha da kalitesinin artmasıdır. Sağlık hizmetlerinin daha da vatandaşla devlet arasındaki ilişkilerin daha da kalitelenmesidir reform. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız da 2 aydan beri ekonomide, hukukta ve demokraside reformu anlıyor. Bu fevkalade önemli bir olaydır. Evet. Çünkü Türkiye dünya milletleriyle yarışıyor. Bakın, dünyadaki ilk 10 ülkesine girme hedefimiz var. 2023'te. 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Diyoruz ki biz dünyadaki ilk 10 ülke arasında Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde. Eğitim hizmetlerinin kalitesinde, sağlık hizmetinin kalitesinde, kamu hizmetlerinin, belediye hizmetlerinin kalitesinde dünyanın en iyisi olalım. Şimdi Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girdi ve parçalandı, değil mi Hüseyin Bey? Evet. Bu bahsettiğimiz önce, çok eski değil. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken dünyanın ilk 3-4 devleti arasındaydı. Bakın o haliyle bile, anlatabildim mi? Coğrafi yüklüğü, nüfusu, askeri, deniz kuvvetleri ile dünyanın ilk 5'i arasındaydı. Şimdi 100 yıl geçti, bizim hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde dünyanın ilk 10'u arasına girmek. Reformda işsiz olan arkadaşlarımızın iş bulması demek. Reform demek, Türkiye'de gelir düzeyinin artması demek. Hayat standartlarının artması demek. Refahın artması demek. O açıdan biz kamu denetçiliği kurumu olarak bu reformu destekliyoruz. Ve bakanlıklarda reform altyapısının çalışmalarına kamu denetçiliği olarak katılıyoruz. Görüşlerimizi, fikirlerimizi beyan ediyoruz. Şimdi Sakarya'nın nüfusu 1 milyonun üzerinde değil mi? Evet, evet, doğru. Üniversitesi, İki tane üniversitesi Türkiye'nin en köylü üniversitelerinden biri. Sakarya'nın ovası var, dağı var, civar, nehri doğal, var. Cennet. Doğal cennet. Muazzam. Bir de bırakın Türkiye'nin her çeşit yerinden, her çeşit insanı. Evet. Balkanlardan, Kıbrıslardan, Kırım'dan, Arabistan'dan göç eden binlerce insanın huzur içinde yaşayan bir şehir, değil mi? İşte Sakarya ekonomisi de oldukça güçlü. Tarımı var, fındığı var, tütünü var, meyvesi, sebzesi var, fabrikaları var. İşte Sakarya'nın üniversitesi, ticaret sanayi odasıyla, esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla
mutlaka ve mutlaka reforma destek olması gerekir. Hatta öncülük yapması gerekir. Sakarya'nın potansiyeli buna müsait. Evet. Çünkü reform demek Türkiye'de kamu hizmetlerinin daha iyi olması demek. Reform demek Türkiye'de hayat standartımızın artması demek. Reform demek çoluğumuzun çocuğumuzun daha iyi eğitim alması demek. Reform demek sağlık hizmetinin kalitesinin yükselmesi demek. Yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde dünyanın en iyi 10 isminden birisi olacaksak Sayın Cumhurbaşkanımızın reform iradesine Türkiye'nin destek vermesi gerekiyor. Üniversitelerimiz bu konuda görüşlerini ben etmeli. Sakarya Sanayi Ticaret Odası veya Sakarya Sivil Toplum Örgütleri görüşlerini beyan etmeli. Reform taleplerini yükseltmeli. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunlar toplumsal talebe dönüştüğünde siyasetçi bunları değerlendirir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız reform diyor, toplumda bir karşılık, bir heyecan olmuyorsa bir de reformu istemeyen, reformu engellemeye çalışan o kadar çok grup, insan var ki. Reform Türkiye'nin iyiliğidir. Türkiye'de refahın artması, kullandığımız otomobilin kalitesinin artmasıdır. Çocuğumuzun gittiği okulun öğretmeninin kalitesinin, eğitiminin kalite artmasıdır. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerde teknoloji için, bilim için alın teri ve gözünün daha fazla akıtılmasıdır. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani Bilmiyorum önemli bir konu. anlatabildim mi? Çok önemli bir Evet. konu reform konusu. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine layık olan bir millettir. Eksiğimiz, noksanımız var. İşte bunları birbirini uyararak, kamu denetçiliği kurumu gibi kurumları devreye koyarak, eğitim düzeyimizi artırarak, birbirine olan saygımızı, birbirimize olan hukukumuzu koruyarak yapacağız. Reform demek, adliyelerdeki davaların daha kısa sürede sonması için çaba sarf et demektir. Reform demek, insan hakları konusunda Türkiye'nin daha ileriye gitmesi demektir. Reform demek, devletle millet arasındaki ilişkilerde hukukun üstünlüğünün temin edilmesi demektir. O açıdan Hüseyin Bey, kamu denetçiliği kurumu olarak biz reformları destekliyoruz. Umudumuz ki Türkiye'de güzelliklerin artmasını isteyen insanlar, Türkiye'nin refah seviyesinin artmasını isteyen insanlar bu reform çabalarında Cumhurbaşkanımıza daha kuvvetli destek versinler. Evet, yani önemli bir konu diyorsunuz. Benim anladığım konuşmanızdan şu, çok önemli bir konu. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, çeşitli kurumlar, çeşitli STK temsilcileri bu reform hakkında düşüncelerini söylesin. Bir toplumsal bir şeye varalım diyorsunuz. Önemli bir konu diyorsunuz. O yüzden herkes bu konuda görüşünü dile getirmeli. Üniversiteler dile getirmeli. Çünkü reform yenilik demek. Yenilik, liderlik demek, yeni ekonomi demek, ekonominin güçlenmesi demek. Dünyada iyi bir Çok yere haklısınız. gitmemiz için reform lazım ve bunun için de sizden söylediğinizden anladığım her kesimden bir şey söylemesi lazım. Üniversitenin bir şey söylemesi lazım, STK'ların bir şey söylemesi lazım. Herkes talebini, derdini, nasıl daha iyi olacağını belirtmesi gerekir. O açıdan söylüyorum bunları. Şimdi bakın, akşamları ulusal kanalları seyrediyoruz, değil mi? Evet. Çok lüzumsuz konuda bir bardak suda fırtına koparan tartışmalar oluyor. Evet, Öyle değil mi? çok haklısınız. Yani ya bu insan bunlara üzülüyor. Koca koca insanlar basit konularda hani siyasetçiler birbirini eleştirir, farklı düşünceler olur.
sorunları dile getirirler. Bu normaldir. Niye? Neticede demokrasinin gereğidir siyasi partilerin farklı olması. Hatta birbirini acımasız şekilde de eleştiriyorlar. Eleştirebilirler. Ama bu eleştiriler hiçbir zaman Türkiye'ye zarar vermemeli. Yalan olmamalı bu eleştiriler. Veyahut da hani siyasette birine zarar vereyim, ben daha iyi puan toplayayım derken bunlar Türkiye'ye zarar vermemeli. Anlatabiliyor muyum? Evet, o açıdan birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. İşte bunun için de özellikle bakın bize bu imkanı sağladınız. Sizler aracılığıyla, TV 264 aracılığıyla bütün Sakarya'ya hitap ediyoruz. Radyodan dinleyenlere ulaşıyoruz. Mutlaka ve mutlaka konuşulunca faydalı şeyleri konuşmak gerekir. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek hiçbir zamanı yok. Doğru. Hüseyin Bey bakın, Almanya'nın nüfusu 80 milyon değil mi? Evet. Türkiye'nin nüfusu da aşağı yukarı kadar. Almanya'nın ihracatı 1,5 trilyon dolar. Müthiş rakam. Bizim ihracatımız 200 milyar doları ancak bulduk bulacağız. Düşünebiliyor musun? Aradaki fark ne? İşte aradaki fark çalışma farkı. Aradaki fark çalışma disiplini. Aradaki fark işte lüzumsuz şeyleri, televizyonlarda lüzumsuz konuları konuşmaktan ziyade faydalı şeyleri konuşmak. Aradaki fark teknoloji farkı. İşte Türkiye o açıdan bu reformları yapmalı. Eğitimimiz, üniversitelerimiz daha iyi noktada olmalı. Belediye hizmetlerimiz. Şimdi bakın, bize bir sürü insan geliyor. Evet. Çoluk çocuğunu işe koymak için. Tamam, koyalım. İlla kamu da olacak. Kamu da işe giriyor, illa masa başında olacak. Masa başında işe giriyor, illa yönetici olacak. İyi kardeşim, senin bu evladın hangi birikimi oldu, hangi cübesi oldu? Veyahut da niye illa masa başında çalışma diyor? Niye özel sektörde çalışmak için isteyen arzun yok? Babası tüccar, oğlunu belediyede temizlik hizmetlerine koymak istiyor. Kendimize güveneceğiz. Üniversitede okurken olarak verdiği bilgilerle yetinmeyip daha iyisini yapacağız. Biz milletimiz fevkalade kabiliyet. Kanayan bir yaraya parmak bastınız. Yani. İki bir çocuk vardır. İşte ama eksik olan şeyimiz biraz daha gayretimiz olması gerekiyor. Evet. Kolaya kaçmadan, ucuza kaçmadan en doğrusunu yapmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye'de anlayışı yenilememiz gerekir. Kamu hizmetlerinde reform yapmamız gerekir. Hizmetlerimizin kalitesine bak gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza da reform konusunda destek olması gerekiyor. Her ile ama Sakarya'nın köklü bir üniversitesi var. Sakarya'nın işsiz oranı diğer illere göre daha az. Sakarya'da deniz var, hava var, dağ var, sanayi var. Yani Allah'ın verdiği bu kadar nimete karşılık Sakaryalıların da her an öncülük yapması gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsun Sayın Bey. Sakaryalılardan talebimiz bu. Ha, bu çalışmaları yaparken sıkıntıya düşerlerse, çözümümüz konuları olurlarsa kamu denetçiliği kurumuna gelsinler. Biz onlara yardımcı olacağız. Biz Sayın Malkoç, ben bir şey merak ettim şimdi Sakarya'dan girince. Sakarya'dan çok başvuru var mı kamu denetçiliğine? Elinizde rakamlar var mı bilmiyorum ama Sakarya'dan başvuru sayısı nasıl? Sakarya'dan bize başvuru var ama şunu söyleyeyim. Nüfusuna oranladığımızda Türkiye olmasının altında. Bu şu demek, yani Sakarya'daki insanlarımız hayatlarından memnun. Aldıkları hizmetlerinden memnun. Ben bunu böyle yorumluyorum. Çünkü Sakarya'dan yapılan başvurular Türkiye ortalamasının altında. Sakaryalılar dediğim gibi hayatlarından memnun. Özellikle de Sakarya'dan başvurular
bu Covid-19 salgını vardı ya, yani Evet. 2020 yılında gelen başvurular oldu. Demek ki Covid salgını sebebiyle bazı sıkıntılar oldu. Onun çözümü için başvurdular. Bu da bizim için Yani memnuniyet genel verici bir olarak husustur. Covid döneminde daha fazla sayıda başvuru geldi Tabii, Sakarya'dan. tabii. Ve Türkiye genelinde çok Covid. fazla şikayet geldi mi Covid ile alakalı? Yani şu pandemi döneminde en çok Şimdi yoğun bu olduğumuz dönem bahsettiğim, bu dönem mi oldu? bakın bu salgın döneminde bize yapılan başvurular 5 kat arttı. 5 kat arttı. 5 kat arttı. Yani 2019 yılına göre 5 kat arttı. Demek ki ama bunların bir kısmı bir Halk Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan veya Vakıf Bankası'ndan devletin verdiği ucuz kredi vardı ya, bir Evet. kısmı bununla alakalı. Yani şöyle şunu söyleyeyim. Konu para olunca vatandaş bizim kurumu arayıp buluyor. Buluyor mu? Bütçe değil. Ama biz istiyoruz ki idarenin aldıkları hizmetlerde hani bir kalite eksikliği varsa elbette güzel hizmetler alıyorlar. Elbette belediyelerimiz hizmet veriyor. Elbette valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız bir hizmet veriyor. Ama olur ki eksiği noksanı olursa bize başvursunlar. Ben Sadece para son bir konuları örnek için. vereyim. Mesela mahallesine çok sokak köpeği var ve saldırıya uğruyorlar. Şu an vatandaşın anlaması için söylüyorum. Belediyeye gerekli şikayetleri yapıyorlar. Herhangi bir cevap alamıyorlar, istediğini alamıyorlar. Ve hemen cep telefonundan Optusman Gov.tr'ye giriyor. Şikayetini yazıyor. Sizin kurum yani bu tip şikayetlerle de ilgileniyor mu? Yani illa büyük şikayetler mi olması lazım? Mesela sokağındaki bir sıkıntı. Şöyle, aklınıza gelen küçük büyük tüm şikayetin küçüğü büyüyor. Vatandaşın canı nereden yandıysa onun için en büyük dert odur. En büyük şikayet odur. Şimdi şunu ayırın. Şimdi bakın, bize hangi hususlarda başvurabilecek? Devletle olan münasebetlerinde. Diyelim ki Sakarya, ne bileyim, Semerciler Mahallesi'nde iki vatandaş alacak verecek meselesi var, anlaşamamışlar. Bize başvurabilirler mi? Duramazlar. Veyahut da Sakarya'da Adnan Menderes içerisinde iki arkadaş tartışmış, kavga etmişler. Bize başvurabilir mi? Başvuramazlar. Veyahut da ay içerisinde miras pay edecekler, anlaşamamışlar. Bize başvurabilir mi? Duramazlar. Biz devlet de yani kamu hizmeti veren kurumlarla vatandaş arasında problem varsa başvuruyu alabilir. Ama bahsettiğim gibi sokaklarda köpekler var. İnsanlar işe gidecek veya namazına gidecek. Köpekler saldırıyor, parçalıyor Belediye barınağı onu. almıyor. Elbette veya acımasız insanlar var. Alıyor köpeğe zulmediyor. Veya kediye veya bir başka hayvan. Bunun için de başvurabilir. Çünkü bu hizmetler kamu hizmetidir. Tekrar vaktimiz var mı bilmiyorum. Bunu ne demek? Süremiz. Biz bahsettiğim gibi kamunun vicdanını temsil ettiğimizden, vatandaşın bir hak arama yolu olduğumuzdan, ve kamu yöneticilere yol gösteren bir kurum olduğumuzdan bu anlamda her türlü başvuru bize gelebiliyor. Aklınıza ne geliyorsa, mesela sokak kısıtlamaları var ya pandemi sebebiyle, Evet. başvurmuş. Bu sokak kısıtlamaları kaldırsın, kahvehaneler açılsın, lokantalar açılsın, açık havada maske dolaşmak kaldırılsın. Böyle başvuran var. Kedisi ağaca çıkmış. Kedisini indiremiyor. Kedisini indirmesi için itfaiye başvurmuş. İtfaiye gelmemiş diye bize başvuranlar. Çok önemli bir şey ama Veya bu. elbette Yani yardımcı olacak. gerçekten hani itfaiye arayıp gelmemesi, direkt size gelmesi, sizi şikayet yani. Şimdi itfaiye de haklı olarak diyor ki
ya bu ağaca çıkan hayvanları, kediyi indirmek bir görevimiz değil diyor. Ama neticede kedi de bir candır, yavrum olun diye onlar da öneride bulunduk. Çocukların o kadar güzel başvuruları oluyor ki. Biz, bakın Hüseyin Bey, Evet. Türkiye'de 18 yaşından küçük çocukların kamu kurumlarında devlet dairelerine müracaatları, imzalı başvuruları büyüklerinin yani anne babalarının ve vasilerinin izniyle olur. Bizim kurum bundan istisna. Çocuklar kendilerine tablet ulaşmamış veyahut tabletleri var, internet çekmiyor, eğitim alamıyoruz diye bunun için başvuruyorlar. Aklınıza gelebilecek olan her türlü başvuruları alabiliyoruz. Yani sadece büyüklerin başvuruları değil, çocukların başvuruları alıyoruz. Evet, çok önemli bir kurum yani ve bir telefonla, bir internet ortamında hızlı bir şekilde şikayetlerin yazılacağı bir kurum. Ben tekrar söylüyorum, bu kurumun 2-3 yıl içerisinde çok büyüyeceğini düşünüyorum. Çok büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji, hayat başka bir yere doğru gidiyor. Biz Artık vatandaşla devlet arasındaki hizmet kalitesinin artırılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Gereken gayreti göstereceğiz. Yeter ki bahsettiğim gibi Türkiye'de verilen bütün hizmetler, eğitim hizmeti, sağlık hizmeti, belediye hizmeti, güvenlik hizmeti, dünyanın iyisi olsun. Çünkü bizim insanımız en iyisine layık bir insan. Bizim kültürümüzde merhamet var, şefkat var, sevgi var, dayanışma var. İşte bunu temin etmeye çalışıyoruz biz de. Bizim bütün çabamız Sakarya'daki bir insanımız. Herhangi bir kamu hizmeti alırken ne güzel devletim var. Ne güzel ülkem var, ne güzel yöneticilerim var, ne güzel böyle geri dönüş memleketim alıyor var. musunuz? Efendim? Böyle geri dönüş alıyor musunuz? Mesela o sorunum giderildi, teşekkür ederim. Vatandaş tekrar size dönüyor mu? Hani geri dönüşler nasıl? Hüseyin Bey bakın, yani bize yapılan her başvuruda vatandaş haklıdır diye şey Yok tabii, yok. kesinlikle. İnceliyoruz, haklıysa düzeltiyoruz. Bazen ama incelememizde vatandaşın haklı olmadığını görüyoruz. Evet. Ona da bak seninle ilgili böyle bir inceleme yaptık. Araştırdık ama bu konuda hakkın yok diye talebini reddediyoruz. Bir örnek vereyim. Buyurun. Kırıkkale'de bir vatandaş bize müracaat etmiş. Talebini incelemişiz, reddetmiş. Mektup göndermiş. Demiş benim bir çocuğum var. Çocuklarımı sırtımda taşıdığım yükten elde ettiğim kazançla geçindiriyorum. Yani hamallık yapıyorum. Ben sizin kuruma müracaat ettim. Benimle ilgili SGK'ya başvurdunuz, diğer kurumlara başvurdunuz, incelediniz, araştırdınız. Beni haksız buldunuz, talebimi reddettiniz ama önemli değil. Beni insan yerine koydunuz, benimle ilgili bu kadar çalışma yaptınız ya, bu bana yeter. Görüyor musun? Yani vatandaş hakkını ararken kamu kurumdan aldığı telefon veya onun muhatap alınması, onun insani değere önem verilmesi işinin çözülüp çözülmemesinden daha fazla önemli onun için. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün Evet. kamu kurumlarında da bunu söylüyoruz. Size gelen vatandaş derdini anlatamayabilir. Ne istediğini de bilmeyebilir. Talebinin hukuka uygun olup olmadığını da bilmeyebilir. Önemli değil bu. Çünkü o bir insan. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın dediği gibi eşrefi mahlukat. Yaratılmışların en güzeli. Sen belediyedesin, sen valiliktesin, sen kaymakamlıktasın. Sana bir vatandaş geldiği zaman senden büyükse
Annene babana nasıl davranıyorsan davranacaksın. Senden küçükse kardeşlere nasıl davranıyorsan ona öyle muamele edeceksin. Müdür oldun diye, dev sana makam koltuk verdi diye, altına araba verdi diye vatandaş kötü davranamazsın. Kardeşim seninle mi uğraşacağım diyemezsin. Dememen gerekir. Hani böyle oluyor diye demiyorum ha. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız insanımızı 90 milyon insanımızı memnun etmek için gece gündüz çalışıyor. Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilimiz, bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız. Ama olur ki vatandaştan muhatap olan birisi Cumhurbaşkanının, valinin, milletvekilinin, belediye başkanının o hassasiyetini yalan vatandaşı incitir. İşte bu olmasın, bu düzelsin. Anlatabildim mi? Çabamız, gayretimiz bu. Vatandaşın talebi uygun de. Bak Hüseyin Efendi veya Ahmet Bey veya falan. Sen bizden bunları istemişsin ama biz inceledik, bak haklı değilsin. Buyur çayını iç ama haklı değilsin. Güle. Yani kamu çalışanları vatandaşa o tepeden güler yüzünü göstersin. Hani ne derler? Ya, yüzü mahkeme duvarı gibi derler ya. Soğukluk ifade edin. Devletin yüzü, devlette çalışanların yüzü, kamu hizmetinin yüzü tebessüm etsin. Vatandaş haksız, o haksız olduğunu ifade ederken tatlı dille ifade etsin. Veya bir hizmet yapıyorsa o hizmetin en iyisini yapsın. Çünkü o hizmetin parası vatandaşın alın terinden göz toplanan vergilerle oluyor. Çünkü o belediyede çalışan insanın belediye başkanı dahil veyahut da valilikte çalışan işçisinden valisine, kaymakamından bakanına, ombudsmanına herkesin maaşı işte o vatandaştan toplayarla oluyor. Onun için işin esası insandır, esası vatandaştır. Onun memnuniyetidir. Talep olsa bile talebinin uygun olmadığını ona tatlı dille güler yüzle bir hizmet veriliyorsa da bu hizmetin en kalitelisini vermek, bu hizmeti verirken de bunu işte kamunun güler yüzüyle. Hani ne derler? Sayın Malkoç. Balcı dükkanına girmiş vatandaş da çok önemli. Ne oldu demiş. Demiş kendin bal satıyorsun ama yüzün atıyor. Böyle bir söz var değil mi? Yani burada kamu görevli vatandaşı esas alacak. Verdiği hizmetin en iyi, en kalitesini yapmaya çalışacak. Yaptığı hizmeti en noksansız, kusursuz yapmaya çalışacak. Vatandaşın talebi olduğunda da talebi uygunsa yüzü yerine getirecek. Ama talebi uygun değilse, hukuk uygun değilse tatlı dille talebinin niçin uygun olmadığını ona anlatacak. Sayın Malkoç, çok güzel özetlediniz. Yani bir saat önce yerimizin sonuna geldik. Ben şöyle kısaca özetleyecek olursam, kamu denetçiliği kurumu hakkında ne işe yaradığını, vatandaşların hangi şartlar altında başvuru yapabileceğini, kamu kurumlarından şikayetçi olabileceğini, kendi aralarındaki anlaşmazlıklarından sizin kurumunuzun ilgilenmediğini, ondan sonra reformlar hakkında çok önemli şeyler söylediniz. Medyayı biraz eleştirdi bulundunuz. Çok önemli bir konu varken çok değişik şeyler Medyanın konuşuluyor. hepsini değil. Yani medyaya, siyasetçilere çünkü çok doğru bir söz söylediniz. O yüzden aklımda kaldı. Çok önemli bir konu reform konusu. O konunun üzerine çok konuştuk. Çok güzel şeyler söylediniz. Vatandaşın bu kurum hakkında, kamu denetçiliği kurumu hakkında ücretsiz olduğunu söylediniz. Avukat parası alınmadığını söylediniz. Ve bir telefonla başvuru yapılabileceğini söyledi. Aynı zamanda mektupla da yapılıyor herhalde, değil mi?
Çok haklısınız. Evet, mektupla da yapılıyor. Yani bir tıkla vatandaşın kamuyla olan arasındaki problemi çözebilen bir kurum kamu denetçiliği. Yani gelişen teknolojiyle çok beraber artık vatandaşın kamuyla olan problemini çözüyor. Arada bir köprü. Yani bir mesela Sakarya'da bir kamu denetçili kurumu binasına gidip tekrar bir evrak vermiyor. Telefonla. Onu söyleyeyim. Bizim merkezimiz Ankara. Bize başvuruların %95'i elektronik ortamda yapılıyor. Mükemmel. Yani vatandaşın birisine gerek yok. Otursun bilgisayarının başında yapsın. Bu kadar basit. Şimdi Denizli'ye gitmiştik. Denizli programı. Arkadaşlar şöyle yapıyor. Gittiğimiz illerde vali, il müdürleri, belediye başkanı, idare amirleri bunlarla beraber bir araya geliyoruz. Sivil toplum ve muhtarları da çağırıyoruz. Serbest kürsü kuruyoruz. Diyoruz ki belediyeden, validen isteyenlisi olan varsa buyursun söylesin. Memnuniyet işlem varsa çıksın söylesin. Şimdi Denizli'de bize yapılardan bir örnek getirin bana dedim. Baktım bir ortaokul çocuğunun başvurusu var. Başvuruyu almışız, belediyeye iletmişiz, çözülmüş. Çocuğu çağırdık, kürsüye çıkardık. Mesele ne biliyor musunuz? Denizli mahallesine belediye otobüsü gidiyormuş. Belediye güzergahını değiştirmiş. Çocuğu bu. Ortaokul ikinci sınıfta diyor ki annem, kardeşlerim evde hep sabahtan akşama kadar bunu konuşuyorlar. Okula gidiyor. Otobüs hattı değiştiği için iki vasıtayla gitmek durumunda. Otobüste herkes bunu konuşuyor. Mahalle kahvesinde bu konuşuluyor diyor. Ben de bundan yorum dedim ki oturmuş bilgisayarının başına kamu denetçiliği kurumuna. Kızım dedim nereden bildin kamu denetçiliği kurumu? Okulda kitapta benim anlat dedi. Bak bir çocuk bak belki o mahallenin kişi yaşıyor. Oturuyor, konuşuyor, dertleniyor, hayıflanıyor, kızınıyor, bazen kötü söz söylüyor. Ama oturup da bir dilekçe yazmıyor. Tamam. Şimdi bizim milletin böyle bir huyu var, tamam mı? Evet. Dertleşiyor, kahvede, evde. Halbuki bunun yerine onlara da idareyle böyle problemimiz olmayın, öfkelenmeyin. Evet. Oturun kamu denetçiliği kurumuna var. Ve hayatını etki etti. Yani yaşamını bizzat etki ediyor bu kurum. Yani şimdi o düzeltildi değil mi otobüs güzergahı? Ya haklı bulundu mu? Ne yapıldı? Merak ettim. Başladık hemen belediyeyle temasa geçtik ve belediye otobüs değişti. Oradaki çocuk iki vasıtayla okula giderken tek vasıta. Şimdi çocuk diyor herkes memnun diye, herkes bana dua ediyor ve teşekkür ediyor. Ya bizzat yani hayatını etkilemiş. Yani bizzat yaşamına etkide bulunmuş bu kamu denetçiliği. Kamu denetçiliği kurumu içinde olan bir kurum. Evet. Hayatımızın her aşamasında olan bir kurum. Bitirelim mi? Biz işte yani bunu yaparken oluyoruz ama Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki buyuruyor, insanların hayırlısı insanlara dokunandır. Evet. Biz kamu denetçiliği kurumu olarak burada çalışan arkadaşlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve yine Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebali vardı. Ne güzel, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde bizim insanımız ne kadar güçlü, ne kadar müreffeh olursa, ne kadar mutlu olursa ülkemiz o kadar olur. Evet. Son olarak bugün ahirette uğursuz şehit kardeşimiz Selim Gedi'ye Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Yine Sakarya'nın güzel evladı rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah her ikisini de Peygamber Efendimiz eylesin. Evet, Sakaryalılara hayırlı günler diliyorum. Kamu hizmetlerinin alınmasında güzel hizmetler diliyorum. Bu eksiklik, nefsanlık, memnuniyetsiz olursa kızmasınlar, söylemesinler. www.ombudsman.gov.tr'ye yazsınlar diyorsunuz.
Evet. Sayın Bey, size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Malkoç, yayınımıza katıldığınız için. Çok önemli bir kurum. Ve bu kurumu insanlara anlattık, hakkını arama alma konusunda. Sayın Malkoç'a da çok teşekkür ediyorum, vaktini ayırdı, bize katıldı. Evet, TV 264 izleyenleri, Gündem 264 programının sonuna geldik. Kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoç ile beraber kamu denetçiliği kurumunu konuştuk. Başka bir programda, başka bir konukta buluşmak üzere. Hoşçakalın.